Evet değerli arkadaşlarım, Aykut İlter kanalındasınız. Bugün sizlerle beraber bemol ve diyez sırası nasıl bulunur? Bunu ezberlemek için ne yapmalıyım? Bu diyez sırası ve bemol sırası nasıl oluşmuş? Buna beraber bakacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar, bemol ve diyez sırasını bulmak için öncelikle bemol sırası şöyle bir formülümüz var. Simitlere son defa. Simitlere son defa. Bu sloganı unutmuyoruz. Bemol sırasını hatırlamak için, unutmamak için saçma sapan olmasına hiç bakmayın. Simitlere son defa bu sloganı, formülü unutmayın. Peki bu hangi notaları içeriyor? Si, mi, la, re, sol, do, fa. Si, mi, la, re, sol, do, fa. Simitlere son defa. Peki, diyez sırasına bakalım. Faydasal reklam işi yaptıracağız. Bu da diyez sırasının sloganı, formülü. Faydasal reklam işi yaptıracağız. İkisini birbirine bağlıyoruz. Bemol ve diyez. Simitlere son defa faydasal reklam işi yaptıracağız. Peki, faydasal reklam işi yaptıracağız. Diyez sırasında hangi notalar var? Fa, do, sol, re, la, mi, si. Faydasal reklam işi. Fa, do, sol, re, la, mi, si. Bu saçma sapan formülü, sloganı unutmayın arkadaşlarım. İşinize yarayacak. Neden işinize yarayacağını da söyleyeyim. Arkadaşlar, herhangi bir eseri çalmak istiyorsunuz. Eserin tonunu bulmanız gerekiyor. Eserin hangi tonda olduğunu bilip, hangi arızaları aldığını ya da 3-4 tane arıza almış, diyez almış bir eserin hangi tonda bir eser olduğunu anlamak istiyorsanız eğer bu bemol ve diyez kalıbını ezberlemeniz gerekmekte. Bunu zaten ezberlediğinizde birçok şeyi halletmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Peki bu bemol sırası neye göre belirlenmiş, neye göre oluşmuş ona bakalım. Si, mi, la, re, sol, do, fa bemol sırası, bunun formülü simitlere son defaydı. Hatta arkadaşlar ben bunun şarkısını da yaptım. Onu da aşağıda yine linkini paylaşacağım size. Müziğin öğretici gücüyle, kalıcı öğretici gücüyle en azından aklınızdan çıkmayacaktır. Nasıl bu kalıp oluşur? Formül nedir? Bemol sırası neye göre belirlenir? Hemen ona bakalım. Arkadaşlar bemol sırası için Si'den 5 nota aşağıya veya 4 nota yukarıya gitmeniz gerekiyor. İkisi de sizi Mi'ye getirir. Bakalım Si'den 5 nota aşağı. Si, La, Sol, Fa, Mi. Evet Mi'ye geldim. Peki Si'den 4 nota yukarıya çıkarsam ne olur? Si, Si, Do, Re, Mi. Yine Mi'ye geldim. Peki Mi'den 5 nota aşağı gidersem bir bakayım. Mi, Re, Do, Si, La. Evet La'ya geldim. Peki Mi'den 4 nota yukarı gidersem ne olur? Mi, Fa, Sol, La. Yine La'ya geldim. Evet bunu böyle devam ettirdiğiniz zaman arkadaşlar Si, Mi, La, Re, Sol, Do, Fa bemol sırasına ulaşıyorsunuz. Bunu unutmamak için de simitlere son defa şarkısını ezberliyorsunuz. Sloganını, formülünü ezberliyorsunuz. Diyez sırasına bakalım. Diyez sıramızda da Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, Si. Arkadaşlar ben bunu Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, Si'yi solda, solden sol baştan sağa doğru değil, bemol sırasının tam tersinden gitmeyi daha uygun görüyorum. Ben öyle çalışıyorum. Si, mi, la, re, sol, do, fa. Fa, do, sol, re, la, mi, si. Gördüğünüz gibi çünkü diyez sırası bemol sırasının tam tersi. Ben bu fa'yı alıp buraya yazmıyorum. Do'yu alıp buraya yazmıyorum. Bir tek kalıptan tersinden giderek buluyorum arkadaşlar. Si, mi, la, re, sol, do, fa. Fa, do, sol, re, la, mi, si. Yani Si'den Fa'ya bemol sırası, Fa'dan Si'ye diyez sırası olarak çalışıyorum. Peki sloganımız ne? Faydasal reklam işi yaptıracağız. Bunu kime yaptıracağız? Bemol sırası olan simitlere son defaya yaptıracağız. Simitlere son defa faydasal reklam işi yaptıracağız. Bu kalıbı unutmayın arkadaşlar. Peki diyez sırası nasıl bulunuyormuş? Fa'dan 5 nota yukarı çıkarsak veya 4 nota aşağı inersek Fa'dan sonraki Do notasını elde ederiz. Bakalım. Şöyle şuradan bakalım.
Fa'dan 5 nota yukarı. Fa, sol, la, si, do. Evet, do'yu buldum. Veya fa'dan 4 nota aşağıya. Fa, mi, re, do. Evet, buldum. Bunu diyelim ki re'de deneyeyim. Re'den bakıyorum. 5 nota yukarı çıkıyorum. Re, mi, fa, sol, la. La'yı buldum. Re'den 4 nota aşağı iniyorum. Re, do, si, la. Yine la'yı buldum. Evet, bu şekilde de sıralamaya devam ettiğimde de diyez sırasına ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Formülümüz neymiş? Faydasal reklam işi yaptıracağız. Evet, bemolle diyezin sloganının formülünün birleşimi de şu. Simitlere son defa faydasal reklam işi yaptıracağız. Şarkımızın linki de aşağıda. Evet arkadaşlar, bundan daha önemli bir dersimiz var. O dersimizde bemol ve diyez sırası bize ne kolaylık sağlıyor? Aynı zamanda bir gamın kaç tane bemol arıza aldığını, diyez bir gamın kaç tane arıza aldığını, diyez arıza aldığını nasıl buluruz? Bir sonraki dersimde onu göstereceğim arkadaşlar. Hoşça kalın.